Hepsi merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşelerle ilgili menekşelerin çiçek açması için neler yapmamız gerekiyor veya neler yapmamamız gerekiyor konusunda bilgilendirmede bulunacağım. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben ziraatçı ya da botanikçi değilim. Bir çiçek severim ve yıllardır evimde menekşe yetiştiriyorum, menekşe bakıyorum, yapraktan çoğaltmaya çalışıyorum. Bunlarla ilgili gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu gördüğünüz harika çiçekler evimde büyüdü, evimde yetişti. Menekşelerimizi aydınlık bir yere koymamız gerekiyor. Çok sıcak, çok güneş alan bir yere koymamamız gerekiyor. Eğer çok güneş alan bir yere koyarsak yaprak kenarları, bakın şunda beyazlamalar var. Bunun gibi beyazlamalar olacaktır. Ama çok kuytu, köşe, karanlık bir yere de koyarsak gelişimi iyi ve rahat devam etmeyecektir. Menekşelerimizde arkadaşlar sulama çok önemli. Sulamada ben kenardan suluyorum. Şuradan kenardan sulayabiliriz. Yaprak çıkış yerinden, yani yapraklar şu ortadan büyüyor. Buradan sulamamamız gerekiyor. Bazıları tabağına su koyabiliyor. Öyle de olabilir arkadaşlar. Ama ben mesela şu konuda endişelenebiliyorum. Bunun kökleri çok fazla uzun değilse buradaki suyu ememeyecektir. Ancak buradaki suyu toprak emecektir. Topraktaki buharlaşma olduğu müddetçe köklerine su gelecektir. Bu sebeple ben genellikle kenardan sulamaya gayret ediyorum ve çok fazla sulamıyorum. 10 güne bir suluyorum ya da haftada bir suluyorum. Çok kurutmadan toprağını sulamaya çalışıyorum arkadaşlar. Toprak olarak torflu bir toprak almanız gerekiyor, kullanmanız gerekiyor. Niçin? Çünkü menekşelerin kökleri çok hassas, yapışkan veya çok fazla sertleşebilen, hani su olmadıkça yumuşamayan bir toprak kullanmayın. Köklerin rahat toprakta ilerleyebileceği torflu bir toprak kullanırsanız menekşeleriniz daha rahat kök ve salacak. Bahar geldiğinde mutlaka hani pencerenizi açın. Hani odada tek başına menekşeleriniz büyümesin. Hani hiçbir hava görmeden olmaz ve tek büyütmeyin menekşeyi. Bu çok önemli bir husus. Yani birkaç tane, en az iki tane menekşe yan yana olsun ve yaprakları bakın değsin. Tozlaşma oluyor arkadaşlar ve birbirine polenler aktarılabiliyor. Tozlaşma olunca çiçeklenme döngüsü daha rahat olacaktır. Yani ben hiç penceremi açmıyorum. Dışarıdaki hiç hava gelmiyor. Dışarıdaki partiküller, moleküller hiç bu yapraklarda dolaşmıyor, tozlaşmıyor. Sinek, böcek uçuşmuyor ve bu polenleşmeyi aktarmıyorlar. Böyle olmaz arkadaşlar. Ya yapraklarını değdirin, sıkı bir şekilde yan yana dursunlar. Bir tane yetiştirmeyin ve pencerenizi açarak havanın içeri girmesini sağlayın. Eski yapraklarınız varsa mutlaka eski yaprakları kopartın. Çünkü onun artık boşuna enerji sarf ediyordu. Arkadaşlar saksının boyutu. Mesela bu benim bir menekşem. Beyaz ve katmerli bir menekşem. Bu da beyaz katmerli bir menekşem. Aynı yapraktan çoğaldı ve 3 taneydi. Birini hediye ettim bir arkadaşıma. Bakın bunun saksısı küçük. Bunun saksısı bir boy büyük. Ben genellikle bunları tercih ediyorum arkadaşlar. Çok küçük olmasın. Çok kocaman da olmasın. Menekşelerimizi kışın soğuktan korumamız gerekiyor. Peki menekşeler ne zaman açar? En önemli soru bu. Bir menekşeniz ne zaman açıyorsa yıl içinde o menekşeleriniz o zaman açar arkadaşlar. Mesela bu menekşem benim Aralık'ta dinlenmeye dönecek, dökecek ve Mart'tan itibaren tekrar açacak. Bu menekşem de ara ara soluyor ve tekrar açıyor. Hani o şekilde döngüsü olan menekşelerim de var. Bu menekşem sürekli açıyor arkadaşlar. Bu menekşem de 1 aylık dinlenme dönemi oluyor ve sonra tekrar çiçekleniyor. 1 aylık dinlenme, sonra çiçeklenme. Bunlar da arkadaşlar uzun bir dinlenme, 6 ay kadar dinlenme dönemi var. Sonra çiçeklenip tekrar 1 ay dinlenme ve sonra tekrar çiçekleniyor. Yani menekşelerin her biri aynı anda, aynı zamanda açmaz. Evet arkadaşlar, bir çoğaltma göstereceğim size. Çoğaltmak istiyorsanız sağlıklı bir yaprağını, eski kart da değil, sağlıklı bir yaprağını kopartabilirsiniz. Bakın bunu kopartayım mesela. Suya bırakıyoruz arkadaşlar. Ben de 17 gün ile 35 gün arasında köklendi ama bir hafta suda beklemesi yeterli. Köklenen bir tane göstereceğim. Beyaz menekşem, bundan arkadaşlar aldım. Torflu bir toprağa sadece bir delik açıyorum ve batırıyorum. 2 hafta kadar
toprağını nemli bırakıyorum, sulu değil. Ve su döküyorum. Arkadaşlar, tavsiyem pet bardağı, yani açık renk olan pet bardağı koymayın. Ya karton bardak ya da şuraları koyu olan bir bardakta çoğaltmaya çalışabilirsiniz. Dışarıdan aldığınız menekşeleri de evinizde çok rahat bakabilirsiniz ve onlardan çoğaltma yapabilirsiniz. Yeter ki ilk 2 hafta onları rahat, aydınlık ve çok soğuk ya da çok sıcak olmayan bir ortamda bakın, onlar da evinize alışacaktır. Menekşelerimin son hallerini de göstermek istiyorum. Bakın, hibrit menekşem henüz bir sıkıntı oluşmadı. 2 yaprakta sağlıklı. Evet, diğer çiçeklerim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın.